Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz saç dönüşümü videolarına bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz, her zaman da bildirimi açıp beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. İnşallah bu videonun sonunu kuaförde bulmayız. Şu an tek temennim bu gerçekten. Oda arkadaşım saçını pembe yapmamı istedi ve gerçekten batağa düşüyoruz şu an. Düştük bile. Önce saçımızı açacağız. Hayatım boyunca saçta görmek istemediğim alüminyum folyoları görüyoruz. Umarım bu videonun sonu hüsran bir şekilde bitmez. Saçımızı açtık ve şu an çiğ yumurta şekline döndü saçımız. Diplerini de boyadık. Kurumasını bekliyoruz biraz, evet. Evet, pembe saçın zamanı geldi şu an ve yalnız bayağı güzel olmuş. 6 saat sonra mı? 6 saat boyunca o saçla ne yapabilirim? 6 saatimi saçıma ayıracak vaktim yok. Yoğun bir insanım. Bu ablanın afro saçlarını şu an mantar görünümü mü vereceğiz? Ne? Bana böyle saç modelleriyle gelin işte. 6 saat boyunca saçı beklemek ne? Abla saçlarını 2 boya dokundurdum, mantar oldu kafaya. Bu ablanın lakabı bundan sonra mantar kafa olabilir. Ama çok hoşuma gitti ya. Bence bayağı yaratıcı yani. Aranızda afro saç olanlarınız var mı? Yorumlara yazın. Gerçekten bakımını falan nasıl yapıyorsunuz çok merak ediyorum. Evet, muazzam bir saç dönüşümü videosuyla karşı karşıyayız. Yani sürece güvenmek istiyorum. Bence muazzam olacak. Şu an ne oluyor? Ablanın saçlarını açıyoruz herhalde. Her zamanki gibi bu aralarda saçıma yapmak istediğim şeyler var ve sanırım bugün yanlış bir videoyu tercih ettim ya. Şu an aşırı gaza gelip boyatmaya gidebilirim. Bunu yapabilirim. Evet, ablanın saçlarını açtık şu an. Diplerdeki mavilikler ne? Onu pek algılayamadım. Saçını maviye mi boyuyoruz yoksa? Aa, evet. Eğer saçımı boyatırsam yarı yarıya boyatmak istiyorum yalnız. Ablanın saçı mavi ve yeşil oldu. Farklı. Yani ben pek beğenemedim ya bu saçı. Neden böyle oldu? Şimdi ise koyu renkli bir saçımızı dönüştüreceğiz. Benim de saçlarım koyu olduğu için dökülecek diye çok korkuyorum. O yüzden kuaföre gitmiyorum ama bu ablanın cesaretini istiyorum şu an. Bu abla bana cesaret verebilir. Hadi yapabilirsin bunu ya. Lütfen ben de saçımı değiştireyim artık. Ne oldu ablanın? Yandı sandığım saçları. O aradaki boşluk neydi? Çok korktum. Ablanın saçları kızıl oldu. Yalnız güzel olmadı mı bayağı? Turuncu olmuş. Ya bayağı yakışmış. Yalnız ben saçımı turuncu yaparsam Cennet Mahallesi'ndeki pembeye benzerim diye çok korkuyorum. Ama şöyle bir şey olabilir. Cruella gibi saçımın bir tarafını beyaza boyayabilirim. Aklımda böyle bir düşünce var. Yarın bir gün belki böyle açarım videoyu. Size de sürpriz olur, bana da. Yarısından kastım sadece şu kısmı. Sizce bana hangi renk yakışır? Yorumlara yazın. Yorumlardan seçeyim, öyle yapayım bari. Çok kararsızım. Yalnız abinin saçları şu an bayağı cool görünüyor. Nasıl bir dönüşüm olacak çok merak ediyorum. Ne kadar güzel bir abi. Yalnız saç rengi aşırı yakışmış. Şimdi ise dipleri gelmiş yeşil saçlı bir ablamız var. Ve gerçekten bu saçı çok güzel bir şekilde dönüştürün ya. Ağzım açık bırakın beni, hadi. Ablanın yeşil saçları yemyeşil olmuş ve ne kadar güzel yakışmış. Bayıldım ya. Burada ise nasıl bir dönüşümle karşı karşıyayız. Şu an dipler mavi, altlar beyaz. Evet, ne olacak bakalım. Sanki bir rengarenk durumu yaşanmış gibi bu saçlarda. Rainbow saçı mı yaptınız? Saç boyamak çok kolay ama saçın boyamasını devam ettirebilmek çok zor. O yüzden ben üşengeç olduğum için saçımı hiç boyatmıyorum. Ama ne güzel. Rainbow derken harbiden hissettiğim ne oldu? Bence ablanın önceki saçları da böyleydi. Ablanın saçları ne kadar uzun ve gür. Resmen Hagrid'in saçlarına benzemiyor mu şu an? Arkadan resmen o yani. Şu an o saçın bir kesilmesini istedim ben ya. Çok uzun. Ablanın saçlarını kırmızı mı yapacağız? Aralara kırmızı atıyoruz. Vazgeçtim kesilmesi. Muazzam görünüyor. Ne güzel. Bu kadın bakır renginde bir afro saç modeline sahip. Ortasına nasıl ayırdın öyle abla? Ya gerçekten bakımı çok zor ya. 4 kısmı ayırdı ve dördünün de farklı rengi boyayacağını söyleme lütfen. Evet. O sırada yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Sanırım bakırı biraz daha bakır yapacağız. Ne güzel oldu ya. Kıvır kıvır. İşte yaptırırsam şöyle önlerine bir değişik renkler attırırım ya. Maviye mi boyuyoruz, yeşile mi boyuyoruz saçlarını? Mavi. Ay ne güzel olmuş. Bu videodaki saç için sürece güvenmem gerektiğini hissediyorum. Şu an ablamızın saçını açacak mıyız? Bu ne? Dila mı ne? Ne yapıyoruz? Evet, açıyoruz şu an ablamızın saçlarını. Ne, mor şampuan falan? Rengi küllü müllü bir renk oldu. İlk başta da böyle değil miydi ya? Keşke güvenmeseydim sürece. Ablanın bakışlarında pişmanlık görüyorum. Siz de görüyor musunuz?
Bakalım saçların neydi ne olacak? Şu anki durumumuz bu. Ortaya ne çıkacak bakalım? 10 katman boya var, şuna bakın. Resmen kafa ağırlık yapıyor şu an. Evet. Ne? Ay ne güzel. Abla şirin ne olmuş resmen? Bayıldım. İyi ki gelmişsin kuaföre. Saçını pembe yapmak isteyenler burada mı? Buradayım. Lütfen. Yarısını pembe yapsam şu abla gibi. Acaba harbiden yapsam yakışır mı ya? Gerçekten ablaya muazzam bir şekilde yakışmış. Bitirdiğimizde altındaki saçın siyah olduğunu bilemezsin mi? Bu ne? Yapay saç falan mı? Kaynak gibi bir şey mi? O saçları ablanın saçına örüyoruz. Yalnız bayağı güzel bir şey. Sadece ağırlık yapmaz mı o saçlar? İnanamıyorum. Gerçekten büyü gibi. Vay canına. Kısacık saçlarım var ama böyle şeyler sayesinde uzun saçların olabiliyor. Ne güzel bir şey ya. Bu kadının da yarısı farklı renk, yarısı bir farklı renk. Ay ne güzel ya. Şöyle bir cesaret lütfen lazım. Lütfen, lütfen artık. Bu abi sanırım bir futbolcu mu ne? Abinin saçlarını açtırdık, mor şampuanla yıkadık. Aha! Futbolcu falan değilmiş bu arada. Kafasında siyah siyah kalpler var. İnek deseni gibi, bayıldım ya. Yalnız şu anki şu saç rengi benim aşırı hoşuma gitti. Civciv rengi. Şu an yeşil mi yaptık? Aa, ne güzel. Bu rengin adı ne? Limon rengi falan mı acaba? Sen beceremezsin var ya böyle bir saç rengi. Yapan kişi harbiden ustalıklı biriymiş. Şu an bu kadının saçlarına ne yapıyoruz? Bu nasıl bir alüminyum folyo mu? Neydi o? Kağıt mı yapıştırdınız ablanın kafasına? Saçını şu an kırmızıya boyuyoruz. Yalnız bu sürece güveniyorum ben şu an. Siyahın ve kızılın, kızıl mı pembe mi pek algılayamadım. Black pink resmen. Evet, saç geçişimiz. Burada ben pek bir dönüşüm göremedim ama siz gördünüz mü yorumlara? Ablanın saçını maviye mi boyuyoruz? Önleri mavi. Aa, ay, ne kadar güzel. Aşırı güzel olmuş ya. Saçımızı pembeye mi boyayacağız? Rose'nin saçlarından mı yapacağız? Ne? Bayağı yakışmış. Esmer tene bu saç bayağı yakışıyormuş. Esmer tene olanlar bence bu saçı denemeli. Yine zorlu bir afro saç macerası. Şu an bu ablanın saçını... Yeşil'i mi boyayacağız? Dipleri gelmiş. Diplerini açıcıyla açıyoruz ve sanırım ablanın saçları yine yeşil olacak ya. Boyamak da zor bu saçları. Aha, şu an aşırı kötü de görünüyor. Yeşile boyamıyormuşuz. Mor, mavi, mor. Ne güzel ya. Rengarenk oldu saçları. Ay, düzleştirince daha da güzel olmuş. Vay canına. Yine saçlarımızı açma videosu. Evet, saçlarımız şu an civciv rengine döndü. Ay, turuncu mu ne bu? Ne güzel bir renk. Ay, çok güzel. Aşırı güzel görünüyor şu an. Saç daha kurumadan bu sürece güvenmem gerektiğini anladım. Gerçekten aşırı güzel görünüyor. Kuaföre gidersem net bu görüntüyle karşılaşacağım. Hazır değilim. Saçımızı açtık ve lütfen eline o saçlardan gelmesin. Lütfen. Sanırım geldi ama göstermedi bize. Bu ablamız da küllü sarıya döndü. Hayır ya, daha böyle marjinal renkler istiyorum. Ya küllü sarı ne? Marjinal sarı kırmızı mesela bu renk. Ne güzel olmuş. Aa! Var ya böyle bir saçım olsun 7/24 savururum saçımı. Bu kapıya vurma trendine bayılıyorum ya. Gerçekten inanılmaz saç dönüşümleri ve makyajları bu kapı sayesinde ortaya çıkıyor. Derken harbiden ne güzel. Buraları pembe olmuş, buraları mor olmuş. Ablanın saçı o kadar güzeldi ki. Uzun saçlarla daha iyi görünüyordun diye abla da gülüyor ve saçlarını uzatmış. Ama harbiden uzun saça bir 10 puan. Bu abla bir cincir kafa. Ve şu an turuncu saçlarını neye dönüştüreceğiz? Gerçekten çok merak ediyorum. Pembe mi? Ayy. Kafasına boyayı tasla dökelim ya, bunu yapalım. Yalnız bu renk pigmenti nedir? Aa, çok güzel. Ablamız bize nasıl bir dönüşüm sergileyecek şu an? Saçların önlerini açıcıyla açmış. Ne güzel. Simim de takmış. Çok güzel görünüyordu ya. Şu an bu sürece güvenmek istiyorum. Hadi bakalım. Ablamızın saçlarını önce açıcıyla açıyoruz. Diplerini de açıcıyla açıyoruz. Ve şu an saçını pembe yaptık. Aa, bu ne? Aa, bir tarafını rengarenk yaptık. İnanılmaz. Böyle kuaför bulduğumda boyatmadım mı? Benim bulduğum kuaförler ne saçımı yakar.
Yalnız bu saç rengi nedir? Bu nasıl bir tarz? Bu nasıl bir cool'luk? Bu nasıl bir marjinallik? Bayıldım resmen. Bu ablanın saçında da yeşilin tonları var. Mavi, turkuazımsı, yeşilimsi, değişik değişik şeyler var ve şu an ne yapacağız? Küçüklüğümden beridir o saç kazanını çok merak ederim ya. Hiçbir şekilde saçımı o kazanın içine sokmadım. Acaba nasıl bir his? Çok merak ediyorum şu an. Abla iyi ki kafanı o saç kazanına sokmuşsun. Muazzam bir şey olmuşsun. Bayıldım ya. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün inanılmaz saç dönüşüm videolarına baktık. Ve gerçekten kuaföre gitmemek için kendimi zor tutuyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.